Peki akşama dönüyoruz ve istatistik yapalım diyorum arkadaşlar. Oyun tamam. nasıldı? Uzayan bir oyun. Adem'in dönüşü, Sema'nın dönüşü, Aycan'ın dönüşü takımlara nasıl bir etki yaptı? Adem belki şu an %60 ile %70 ile oynuyor ama %70 %60 ile Adem'in 3'te 3 yapmasına yetti. Sema çok hızlıydı ama elimi soğumuş bilmiyorum. E, çok başarılı olamadı. Aycan bir oyun kazandı döndüğü gibi. Ve diğer bütün e, oyuncuların hepsinin, arkadaşlarımızın hepsinin istatistiğini çıkaralım istiyorum efendim. Şöyle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Adem bir kere çok iyi döndü. Adem zaten iyi bir yarışmacı. Ama hani öyle kalkıp da wow dedirecek bir oyun almadı. Anıllar şeye çıktılar Bestofa. Ya be Besto evet ama hani böyle hani tak 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 öyle bir şey olmadı. Genelde böyle hep, e, kısa farklarla kazanıldı yani Birçok yarışmada öyle oldu. Mesela Adem şurada beni şaşırttı. Bu tip puzzle'larda Adem iyi iyi değildir normalde i̇yi, ama değil. burada iyi dizdi mesela. İyi, i̇yi dizdi evet. Demek ki bunları kafasında iyi oturtmuş. Çalışmış. Ee, çalışmış. Peki, ben Hımsa şu yönden mutlu oldum. Diz sakatlığına rağmen orada bir sürü atlama eğilme vardı. Hatta bir yerde dizin üzerine atladı. Böyle benim içim gitti. Artık yani. ama yani ameliyatından Adem'in tam artık 35 gün falan geçti. Artık o yüzden onun mıydı? Yani iç menüsküs ameliyatı oldu Adem. O da yani dikiş olmadı. İç menüsküs tıraşlandı diyelim. Yani alındı o yırtık kısım. O zaten dediğim gibi futbolcular 21-22-23 günde dönüyorlar tam e, performansa 90 dakika. Adem de zaten Arada böyle bir, bir de bir hastalık yaşayınca 30 35 gün aldı artık. Ben zaten çok bekliyordum Adem'in bu şekilde döneceğini. Adem iyi döndü bence de. Diziyle ilgili de bir daha en ufak Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşamaz diyorum ben. İnşallah. Seda çok iyi. Yani genel böyle bilmiyorum ya. Ya şu an Survivor'a böyle en böyle yakışan isim Seda gibi geliyor bana. Çok Her şey Hem anaçlığıyla evet. hem oyuna çıkma isteği hem seçtiği yarışmacılar hiçbir zaman kolaya kaçmıyor. Seda şu an kadınlarda özellikle resmen parlıyor ya. Tek başına zaten en çok oyuna çıkan yarışmacısı. Bu en çok çıkan kadar. yarışmacısı, evet. en çok puan alan yarışmacısı. Evet. En Yüzdesi e, en yüksek olan e, kadın yarışmacı ve toplamda da ikinci yarışmacı o gedaydan sonra. Saygı gören yarışmacı. Saygı gören yarışmacı. Evet. Bunlar çok değerli şeyler. Nazlı Berkan takımındaki kadınlar genel itibariyle öyle ya. Yani. Mesela yağmur da küp atışları çok iyidir ki zaten 4'te 3 yaptı. Çünkü önceki çıktı oyunlarda genellikle sayı alamıyordu hmm. ve bir mutsuzdu. Burada kendini buldu tekrardan bir özgüveni yerine gelmiştir. Onun dışında dediğin gibi Seda'ya katılıyorum. Hani çok şey seçmiyor. Kiminle çıkarsam çıkayım. İlk önce mesela Yağmur sesin diyor. Sıra için bana kim kalırsa sıkıntı evet. yok diyor. O yüzden bu yani. çok, çok güzel, güzel yani. bir şey. Evet. Ama ünlüler takımı için, kadınları için özellikle aynı şeyi söyleyemiyorum. Mesela Atakan'ın dediğine geliyoruz. Hani Nagihan çıktı ama işte Merve arkadan başka şeyler düşünüyor. Merve çıktı arkadan Nagihan acaba kaybetse benim işime mi yarar diye. Orada daha fazla bir rekabet var. Yani bu acaba şeyden dolayı Atlet yarışmacılarda daha fazla bir bireysellik ve onlarda daha bir farklı bir hırs olduğu için acaba öyle mi düşünüyorlar? Yani tek başına mı düşünüyorlar? Tek başına düşündüğü için mi acaba kadınlar hep orada başarısız oluyor? ünlüler takımı. Atakan'ın böyle bir iddiası var zaten. Var. Evet. Aslında evet. ilerleyen dakikalarda evet. o konumuz bizim gündemimizde. Var değil mi onu konuşacağız. Var. onu konuşacağız. Evet, Ama konuşacağız. mesela gönüllerde işte ben kadınlarda öyle bir şey görmüyorum. Hani herkes birbirini destekliyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden de başarılı. Dün bu arada Ogeda'yı e, 0'ı beni çok şaşırttı. Batuan evet. Batuhan Ogeda oyununda o Ogeda'yı yendi. Ardahan <laughs> Batuan oyununda da Ardahan Batuhan'ı yendi. Biraz ters oldu dün o konuda da. O alıştığımız sürpriz sonuçlar değil evet. <laughs> evet sürpriz sonuçlar gördük dün. Bu arada bence dünün yıldızı yeni gelen Adem'di. 3'te 3 yaptığı için evet. diyorum. Artı bir de tabi Berkan üçlü üç, 3 Seda 3 üç. Çünkü bu konu, çok güzel. Bu konuyu geçeceğim ama. Adem dönüyor, hızlı bir Sema dönüyor, oyun kazanan Aycan dönüyor, ama ünler takımı yine yeniliyor. Evet. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Güzel soru. Şöyle oluyor, kazanamıyorlar. Yani bu kadar <gülüyor> basit. <gülüyor> abi. Abi, abi şöyle. Ben düşünmemiştim. Yani, biliyor musun? Yani, Hayır, Allah, şimdi çok hocam. Şey Bak şimdi. Ya şimdi bir kere dengeyi koyduğun zaman sizce hangi takım daha iyi? Bence 51'e 49, 49-51 değişir. Evet. Heh, yani bir hani şey yok değil mi? Oyununa göre değişir. Heh. O kadar değişik ki. İşte aslında orada ben Atakan'ın lafına geliyorum biliyor musun? Şimdi bu bir niyet okuma normalde Atakan'ın yaptığı. Benim de burada yapacağım niyet okuma ama... Yani bazı yarışmacılarla şunu gerçekten hissediyorsun. Yani düşün biz dördümüz yarışıyoruz. Damla çıkmış. Üçümüz de damla kazansın istemiyoruz mesela. Ama damla kazansa bizim işimize gelecek. Gerçekten ünlülerde böyle bir durum var. Ünlüler gerçekten... Allah'ım hani neredeyse böyle hani hani şey bir laf var ya sosyal medyada kanıt diye yemin edebilirim ama ispat diye evet. Gerçekten böyle bir durum yani. Hani Bence adam seçmede var biraz. Yani fikstür, şey bilemeyiz hani çıktığında adam, çıktığında kaybetsin diye içinden dua ettiğini bilemeyiz ama mesela kadın yarışmacılarda karşı tarafın güçsüzüyle ben oynayayım. Hani bir adam seçme bir kovalama var orada. Ya final finali yapmayı herkes ister. Mesela şimdi 7 7 6 dur durum. Senin takımındaki biri Yenilirse ve son sen sensen yani onun yenilmesi üzülürsün ama oyunun sana kaldığı için de inşallah yenirim diye de sevinebilirsin. böyle evet, hani, yıldız da yapabilir o. Evet fikstür durumuna göre bu tarz şeyler ya yenilsin diye dua etmezsin ama yenilirse de normal e, yenildiği kadar üzülmezsin. Çünkü son fixtür sensindir çıkacaksındır evet. alırsın alma. Yani onun da öyle şeyler olabiliyor ya Survivor'da yani 7-6 iken 7-7'ye geldiğinde son fikstür kiminse artık onlar tabii ki de bana, bak, bana geldi Hı -hı. durum. Ya da bazen penaltı atışlarında da olur futbolda. Mesela diğer takım dörtte ikidir. Senin takımın üçte üçtür. Son penaltıyı dörtte dört. Sen de beşinci penaltısındır mesela. Dördüncü senin önceki atacaksa zaten sen atamıyorsun. <laughs> ya bari bana kalsın. Belki bizimki kaçırır falan da aklından geçir, geçir, geçiriyor yani. Futbolcular da geçiriyor. Bana kalsın hani ben atayım. Penaltıyı son penaltıyı <laughs> ben atayım. Bu, bu, burada böyle durumların yaşanacağı çok küçük oyunlar. Yani çok küçük bir yüzde bu. 7-7'ye gelecek de sonraki. Ama diğer durumlarda ben düşünmüyorum ya. Sonuçta takım kazanacak. Ve sizden biri yazılmayacak diye düşünüyorum. O Bilemiyorum onu. Bir de şöyle bir şey daha var. Bu da değişik bir detay bence. Ee, oyun birbirine gittiği zaman bu yeni sistemde en iyiler devreye giriyor. Hı -hı. En iyiler girdiği zaman şu an yüzde olarak... Hani Adem 3 oyun oynadığı için Adem'in yüzde evet. yüzünü ben şu an e, Tabii şeye de. katamam. O 10-12 oyun lazım onun için. Evet. Şu an en iyi iki erkek Ogeda ile Berkan. En iyi iki kadında Seda. Yanına da Elif ve Sude. En, yani evet. ilk <laughs> gördün... 5 kişisinin 4'ü mavi takımdan gönüllerden yani tabii. bu ne demek bir bir biterse e, gönüller, İş daha çok gönüllerin %58'e 42 bir avantajı var gibi bir matematik çıkıyor daha fazla yani. bir bir biten oyunların bence galiba hepsini mavi kazandı tabi bir de çok e, bu adamlar böyle winner karakterler evet. o ile Seda özellikle bir de yanında Berkan var bak Berkan'ın Anıl da var bu arada yedeği Anıl bile var yani evet, bak, hani, evet. hani hatta Anıl bile Berkan'dan iyi belki ama şu Aynen. an formsuz yani kızlara bakıyorsun. <laughs> Seda, Sude, Nisa, İyiler yani. Kırmızı kadınlarına bakıyorsun. Şey yok abi. Eee Nagiyan çok geç açılan bir yarışmacı. Evet. Aycan ortada yok. Sema hastaneden yeni geldi. Merve o da bir, bir var bir yok. Evet. Elif bir en tempolu Elif ama Elif de winner bir karakter değil. Hani hem performans olarak hem survivor anlamında. Evet. O yüzden Kırmızı takım daha eksik Mavi'ye göre. Mesela işte tekrar ediyorum. Adem dönüyor. 3-3 üç yapıyor. Öbür tarafın en iyi oyuncusu Ogeday'ın 2 de geçtiği bir günü yine de gönüller kazanıyor. Niye? Aynen. İşte Berkan Aynen. çıkıyor. Anıl çıkıyor. Seda zaten hep var. Su zaten var. Nisa bir anda çok yüksek bir performans yapıyor. Yine gönüller kazanıyor. Ünler yine kaybediyor.